Evet, herkese selamlar. Bugün size bir arkadaşımın isteğiyle Rockstar editörle GTA 5 için bir film, bir sinematik video nasıl çekilir onu anlatmak istiyorum. Aslında bunu şöyle anlatmak istiyorum. Bu bir başlangıç olarak anlatacağım. İleri seviyeler için daha zor, daha değişik stillerde var. İlk önce şöyle başlayalım. GTA 5'te videomuzu kaydederek başlıyoruz. GTA 5'te yaptığımız herhangi bir şeyi kaydederek başlıyoruz. Bunun için F1'e basmamız yetiyor. Gördüğünüz gibi F1'e bastığımızda recording yazısı geliyor ve 50 saniyelik, 1 dakikalık civarı bir video kaydediyor. Sonra o videoyu part part olarak bölmeye başlıyor. Yani nasıl siz 5 dakika kaydettiyseniz onu 5 video olarak kaydediyor. Bu sırada bu kaydı yaparken siz isterseniz çatışmaya katılabilirsiniz, görev yapabilirsiniz, arkadaşlarınızla istediğinizi yapabilirsiniz. Arabayla dolaşabilirsiniz. Bütün bu görüntüleri sizin istediğiniz, yaptığınız tarzda kaydediyor. F1 tuşuyla GTA 5. Daha sonra biz bu videoları nasıl editliyoruz peki? Eğer online'daysanız online'dan ESC tuşuna basarak Rockstar editöre giremiyoruz maalesef. O yüzden ilk önce yapmamız gereken iş GTA 5'ten Story Mode'a geçmek. Gördüğünüz gibi videomuz da kaydoldu. Şimdi Story Mode'a gidip Rockstar editörü açalım. Evet, GTA 5'ten Story Mode'umuza girdik online'dan. Şimdi artık Rockstar editöre bağlanabiliriz. Nasıl bağlanıyoruz? Rockstar editörde girmek için ESC tuşuna basıp en sona ilerleyince Rockstar editörü zaten görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Buradan yeni proje yarata giriyoruz. New Project. Evet diyoruz ve yeni klip ekleye bastığımız zaman gördüğünüz gibi bütün yaptığımız kayıtlar karşımıza dökülüyor. Eskisi, yenisi, kaydettiğiniz tüm görüntüler burada karşımıza çıkıyor. En son yapmak istediğimiz klibe basıp evet diyoruz, editlemek istiyorum diyoruz. Ve Rockstar Editör bize videoyu açıyor. Peki bu videonun arkasına başka bir video nasıl eklenir? Bunun için F5'e basıp ilk önce bu videomuzu kaydediyoruz. Daha sonra ESC'ye basıyoruz. Ve geriye gidiyoruz. Ama dediğim gibi F5'e basıp kaydediyoruz. Geri çıktık, tekrar klip ekledik ve tekrar istediğimiz kliplerden birini seçip ekleye basıyoruz. Ekledikten sonra klibi tutup isterseniz başta bırakıp isterseniz sonra da atabiliyorsunuz böyle. Böylece iki klibimiz de elimizde oldu. Şimdi bunları tek tek part part olarak editleyeceğiz. Nasıl? Burada kamera ayarlarına girdiğimizde free kamera var, ön kamera var, arka kamera var, yan kameralar var ve oyun kamerası, tepe kamera ve oyun kamerası var. Ama biz free kamerayı kullanacağız çünkü free kamerayla istediğimiz açıya bir kameraman gibi gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Fakat bunun da bir sınırı var. Rockstar bize bir sınır belirlemiş. Gördüğünüz gibi bu sınırın, bu çemberin dışına çıkamıyoruz maalesef. Kötü de olsa yapacak bir şey yok. Kendimize güzel bir açı belirleyip videomuzu çekmek için ilk startı veriyoruz. Mesela şu açı güzel. Bu açıda durduk. Ve videomuzu başlattık. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kıpırdamadan video çubuğu ilerliyor. İstediğimiz noktaya geldiğinde belirli bir sürede bunu durduracağız. Buralar iyi mesela. Buralarda durduralım. Ve M'ye basıp yeni marker oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kameraya gelip edit kamera deyip hareket edelim. İleri gidelim. Bu şekilde istediğiniz gibi isterseniz geri de gidebilirsiniz. Öyle şu yakınlık iyi. Şimdi ben ilk açıdan bu açıya geçmesini istiyorum görüntünün. O yüzden blend modu smooth'a getiriyorum. İlk yaptığım kısımda. Bunu getirdikten sonra o video oynattım mı? Gördüğünüz gibi ilk görüntümüz ikinci görüntümüze doğru yavaş yavaş geçiş sağlıyor. Bunu blend modda smooth'u aktif ederek yapıyoruz. Bu partı bitirdikten sonra başka görüntüye geçeceğim. Hemen bir marker daha ekliyorum ve onu en son yaptığımın dibine kadar itiyorum. Şimdi tekrar kamera görüntüsüne gelip edit kamera deyip bambaşka bir görüntüye geçeceğim.
Arabanın yanı olur, içi olur, içine geldik. İç görüntüsünü istiyoruz mesela. Torpido kısmından şöyle tuttum. Burası güzel. Şimdi istediğimiz noktaya kadar bekliyoruz. Durdurup yeni marker ekliyoruz M'ye basarak. Tekrar kameraya gidip edit kamera diyoruz. Ve ben şöyle göstergelere doğru bir görüntü istiyorum ama elimin gözükmesini istemiyorum. Şöyle kaldı. Şimdi tekrar bir önceki marker'a tıklayıp blend moddan smooth'a getiriyoruz ve gördüğünüz gibi kamera tekrar oraya doğru akıyor. Bu da bittikten sonra tekrar bir marker'a ekleyip yeni kısma geçiyoruz. Bu istediğimiz şekilde, istediğimiz açılarda ayarlayabiliriz. Farklı işler de yapabiliriz. Ne gibi? Şu mesela kamerayı arabanın içinde tuttuk. Bir açı belirledik. Ama başlattığımız zaman kamera olduğu yerde kalır, araba gider. Biz kameranın arabayla beraber gitmesini istiyoruz diyelim. O yüzden sizin açıyı ayarladıktan sonra tekrar kamera kısmına geliyoruz ve Move with Target diyoruz. Yani oyuncu ile beraber hareket etme. Daha sonra aşağısında hemen bulunan kısma Rigrid'i ayarlıyoruz. Ve böylece videoyu başlattığımızda artık kamera bizle beraber hareket ediyor. Biz ne yaparsak arabayla hangi yöne dönersek bu yönde ilerliyor. Bunun bir farklı modu daha var. O da Rigrid değil, Flexible. Bu da kamera odakladığınız yönde, özür dilerim. Kamera odakladığınız yönde kalıyor ama sizle beraber ilerlemeye devam ediyor. Yani siz sağa döndüğünüz halde kamera baktığı noktada kalıyor. Onu da şöyle göstereyim. Tekrar kamera açısını ayarladık. Şöyle. Kameradan gördüğünüz gibi araba dönse de kamera odaklanan noktada kalıyor. Bunu da daha epik olabilecek şeyler yapabilirsiniz. Ne gibi? Ben burada arabayı çevirmişim. Hemen bir tane daha marker ekliyorum. O sondaki markerımıza kamerayı farklı bir açıya getiriyoruz. Ne gibi? Mesela tekerlek izleri, dumanları göstermek istiyorum. Arabanın dönüşünü göstermek istiyorum. İstediğim açıyı ayarladıktan sonra tekrar bir önceki markera dönerek tekrar blend moddan smooth'u aktif ederek böyle bir görüntü yaratmış oluyorum. Evet, bu videonun partını bitirdik aslında. Son partını eklemek için de farklı bir görüntü belirliyoruz. Ve videonun burada, bu arada tabii isterseniz video baştan ve sondaki kısımlarından kesip biçebilirsiniz. Son modu da ayarladıktan sonra görüntümüzü artık bu video ile işimiz bitti. F5'e basıp kaydediyoruz. Ve kaydettikten sonra ESC ile geri çıkıyoruz. ESC ile geri çıktıktan sonra bu video ile işimiz bitmiş oluyor. Sıradaki videoya geçeceğiz. Aynı işlemleri bu videoda yapacağız. Aynı şekilde bu videoda istediğiniz gibi dizayn edeceğiz. Ve ondan sonra iki videoyu GTA 5 zaten iki peş peşe olan bu iki videoyu otomatik olarak peş peşe renderlamış olacak. Ama onun için de şöyle bir işlem yapacağız. Tabii o işlemden önce şunu göstereyim. Videolarla işimiz bitti. Videoları tamamladık. Videoya müzik eklemek istiyorum. Ses yapmak istiyorum. Burada mesela radyo track kısmından GTA 5'in kendi radyosuna ait olan müzikleri videoma ekleyebilirim. Yanında dakikaları da yazıyor. İşte dinleye dinleye teker teker istediğinizi koyabilirsiniz. Self radyo kısmı olsaydı keşke, kendi müziklerimizi de koyabilseydik keşke. Belki de buradan konulabiliyor ama ben de daha acemi olduğum için bilmiyorum o kadar. Buradan istediğiniz müziği seçiyorsunuz. Bir diğer kısım ise aşağıda gene müzik ekleme kısmı ama şöyle. Bu görevlerin arkasında çalan, gerilim veren, aksiyon veren müzikler. GTA 5'in görev müzikleri. Bunlardan da isterseniz ekleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar geriye gelerek aşağıda text ekle kısmı var. Burada videonun üstüne istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. İsminizi vesaire. Ben mesela nickname'imi yazayım. Başına da bay diye yazayım.
ve video o şekilde editlenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Aşağı kısmında color'dan rengini ayarlayabilirsiniz. Edit size and position'dan yerini değiştirebilirsiniz. Hemen altından opacity'den görüntüsünü yani saydamlığını ayarlayabilirsiniz ve en aşağıda da zaten anlayacağınız kadar saniyesinde ayarlayabilirsiniz. 1 saniye süreyle kalsın istiyorsanız, isterseniz 5 saniyeyle kalsın istiyorsanız yazı o şekilde kalır. İsterseniz video sonuna kadar bile kalır. Peki burada bütün işimiz bittikten sonra projeyi kaydediyoruz ve export'a geliyoruz. Export videoyu bilgisayarımıza kaydedecek kısım. 60 FPS'ye ayarlıyoruz ve yüksek kalitede olsun diye hide'ı seçiyoruz. Daha sonra export'a basıyoruz. Bastıktan sonra proje ismini girip enter'lıyoruz ve 4 dakika istiyor bizden GTA 5. Tabii bu videonun uzunluğuna göre değişir ve videoyu enter'a basıp renderlamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş videoyu renderlıyor. İşlem bittikten sonra video bilgisayarımıza kaydolmuş oluyor. Peki bu video bilgisayarımıza nereye kaydoluyor? Bu video yerel disk C'de. Kullanıcılar kısmında kendi isminize giriyorsunuz. App data kısmından lokale girip oradan Rockstar Games'e tıklayıp GTA 5'e girip videolar kısmında rendered bölümünde videonuzu buluyorsunuz. Biraz uzun da olsa videonuzu buraya kaydediyor. Daha sonra bu videoyu alıp isterseniz sizin yaptığınız her şekilde kaydedilen bu videoyu alıp bir farklı edit programı ile beraber videoyu baştan editlemenizi tavsiye ediyorum. Yani müziklerinizi ekleyebilirsiniz, kendi müziklerinizi veyahut geçişlerini değiştirebilirsiniz. Farklı işler yapabilirsiniz. Tabii ki de bu GTA 5'in kendi içinden, kendi kısmından yapılabiliyor. Fakat daha zor olduğunu biliyorum. Daha zor olduğu söyleniyor. Benim klanımda bu işlerin daha zor olduğunu söylediler. Ben de fazla bakmadım. Ben bu şekilde yapıyorum. Umarım yardımcı olurum. Umarım siz de kendi videonuzu böyle çıkartmaya başlarsanız. Teşekkür ederim.